Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Normalde biz bir teknoloji kanalı değiliz. Ben Pokemon Go videoları çekiyorum ve izlemeyen arkadaşlar için kanalı ziyaret edip oradan izleyebilirler. Şimdi şöyle bir durum var. İskenderun'da yaşıyorum ve burası aşırı sıcak. Eminim şu an Türkiye'nin birçok bölgesi aşırı sıcak. Ve ekran kaydı alıp GPS'in açık olduğu bir oyunda maalesef telefonlar çok ısınıyor. Birkaç videodur bundan şikayet ediyorum. Şöyle hikayesini de anlatayım size. Sonra ürüne geçeceğim. Birkaç gün videodur bundan şikayet ediyorum ve çok teşekkür ederim. Buradan da teşekkürlerimi tekrardan kabul etsin. Bir takipçim ismini de vermek istemiyorum belki de istemez diye. Bir takipçim bana Instagram'dan ulaştı ve buna benzer bir ürün önerdi. Direkt bu ürün değil, buna benzer bir ürün önerdi ve bunu kullandığını ve memnun olduğunu söyledi. Onun üzerine ben biraz araştırdıktan sonra hani fiyat performans olarak sanki bunu buldum gibi ve çok fazla seçenekler var bu arada. En çok dikkat etmeniz gereken şey bunların ölçülerinin uyup uymaması, telefonu ölçülerinin uyup uymaması. Onun dışında bence az çok kalite olarak ya da işlev olarak aynılar. Şöyle biraz bilgisayar fanına benziyor yandan bakınca. Umarım iyi çıkar. Henüz iyi ya da kötü diyemiyorum çünkü denemedim. Bu arada iyi ya da kötü olduğunu başlıkta belirteceğim. Yani siz benden önce bileceksiniz. Nasıl? Ben çünkü bu ürünü tanıttıktan hemen sonra bunu takıp asıl oyunum olan Pokemon Go'ya geçip bunu gerçekten dışarıda test edeceğim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Pokemon Go oynamaya başlıyorum. 4. ve 5. dakikalardan sonra tamamen perte çıkıyor ve tamamen telefon kullanılmaz hale geliyor. Birçok videoda da bunun örneği vardı. Çok teşekkür ederim. Tekrardan o arkadaş benimle iletişime geçti. Sıkı takipçimmiş bu arada. Onun için de ekstra sevindim. Ve böyle bir ürünü önerdi. Ayrıyeten o arkadaşım bize çok güzel bir sürpriz de var. Yani ben biliyorum ama size de sürpriz olsun. Birkaç gün sonra belli olur. Kaçırmak istemiyorsanız da bildirimleri açın ve merakla bekleyin. Çok güzel bir sürpriz diyelim. Şimdi ürüne bakacak olursak kalite olarak iyi görünüyor. Ağırlık olarak bu arada elinize aldığınızda boş durmuyor. Ciddi bir ağırlığı var. Yani elde böyle boş bir plastik yerine güzel bir ağırlığı var. Şurada tuşu olan modeli ben seçtim. Bunun aynısının 6 versiyonu. Şurada 06 yazan versiyonu tuşsuz versiyonuydu. Direkt çalışsın istemedim. Hatta ben biraz kademeli baktım. Kademeliler biraz fiyat olarak farklıydı. O yüzden kademelileri tercih etmedim. Bu direkt enerji alıyor. Bunların bataryalı olanları da var bu arada. Direkt enerji alıyor ve tuşla çalıştırıyoruz. Neden böyle bir şey tercih ettim? Olur da hava düzelir ve telefon aşırı soğuduğunu hissedersem bir tuşla kapatıp bir tuşla geri açmak için böyle bir model tercih ettim. Güzel yanlarından biri de termometre üzerinde olması. Bu termometre sanıyorum ki gördüğüm, izlediğim videolara göre bu termometre kendi ısısını söylüyor. Yani şuradaki ısısından bahsediyor. Telefonun sıcaklığından ya da soğukluğundan bahsetmiyor bildiğim kadarıyla. Şimdi yanımızda bir tane model telefonumuz var. Ona takıp deneyeceğiz. Nasıl göründüğünü kendi telefonuma takamıyorum. İmkanlar bizde bu kadar. Güzel bir kutuda geldi. Kargosu gayet iyiydi. Link falan koymayacağım. Bu bir reklam değil normalde ama yasa gereği bunu reklam olarak yazacağım. Ama normalde reklam değil. Yani ben bu ürünü kendim kullanmak için kendi paramla aldım. Daha o seviyeye ulaşamadık. Ama olur da farklı bir firma, farklı bir rakip firma benim ürünüm daha iyi al bunu dene derse de seve seve kabul eder ve denerim. Test ürünümüz olarak da Pokemon Go'yu açık alanda güneşte deniyoruz ve çalışıp çalışmadığını oradan görüyoruz. Şimdi ben videoyu şurada keseceğim. Direkt takmış olarak göstereceğim. Model telefonumda daha önce kullandığım bir telefon. Şimdi setup olarak da şöyle düşünüyorum dostlar. Gerçekten yanında uzun bir kablo çıktı. Güzel bir kablo çıktı. Bir de bir tane benim eski bir powerbank'im var. Bu powerbank cebimde olacak. Buna takılı. Bu da yani telefon şarjını full düşünün ama. Değilse de zaten bunun çift girişi var. Çift girişinden dolayı da kullanırım. Biri hızlı şarj, biri normal şarj. Ben normale takacağım çünkü 5 watt yazıyordu üzerinde yanılmıyorsam burada bir yerlerde. O yüzden 5 olana takacağım. Yanımdaki powerbank de 9'a kadar destekliyor. Hızlı şarjdan kastı 9'a kadar destekliyor. Tabii benim şu an kullandığım telefon buna güldü çünkü 120 ile biz şarj ediyoruz. Ben hemen telefona uyarlayacağım. Bu arada klipsleri çift çalışıyor. Hem bu üste doğru çıkıyor dostlar hem bu aşağı doğru iniyor. Çift çalışıyor ve sanırım 8 mili, 80 milime kadar da destekliyor. Benim telefonum 79 rahatlıkla uyuyor diyebilirim. Denedim. Bu telefonda yakın ölçülerde benim telefonumla. Ben de 11T Pro kullanıyorum.
Şimdi buna takacağız ve şarja takacağız. Nasıl çalıştığını göreceğiz. Hemen geliyorum dostlar. Evet dostlar, ürünü taktık. Bu şekilde görünüyor. Telefonun arkasında gayet şık görünüyor. Bir powerbank'ten şarj alacağım. Dışarıda da çünkü bu şekilde kullanacağım. Ve 5 watt'ı destekleyen herhangi bir prizle çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi şunu deneyeceğim. Benim powerbank şuradan tuşlu. Acaba onu açmadan aktif olacak mı? Ya da onu açmamız gerekiyor mu? Şöyle bir start verelim. Ben daha önce ürünü denedim bu arada. Yani dışarıdayken telefona takılı olmadığı halde denedim. Yaklaşık 10 dereceyi falan gördüm. Bu çok kısa süre çalıştırdım. Dışarıdan da gerçekten görünümü güzel. Powerbank ile ne kadar idare edecek ya da bu ürün ne kadar şarj çekiyor bilmiyorum. Telefonu yaklaştırıyorum. Neredeyse sıfır sesle çalışıyor. Tabii şu an ne kadar soğuttuğunu deneyemiyorum. Bunu hep birlikte dışarıda göreceğiz. Benim için önemli olan Pokemon Go çalıştırırken, boşta değil, Pokemon Go çalıştırırken, yani ürünüm olan, oyunum olan şeyi çalıştırırken ne kadar idare edeceği. RGB olması güzel. Bu arada cidden sıfır titreşim, sıfır ses. Hiç ses yok. Tabii ısısını aşağıdan görebiliriz. Powerbank ne kadar idare edecek onu da test etmiş olurum. Örnek veriyorum. İşte bir 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık bir videoda 10.000'lik Powerbank'ten ne kadar şarj çektiğini de öyle test etmiş olacağız dostlar. Anca o şekilde bileceğiz bunun ne kadar dayandığını. Telefon üzerinde de güzel duruyor. Şöyle ufak bir sarsıntı oluyor. Tabii bu şekilde kullanmayacağız. Tek sorunu tabii elde eskisi kadar konforlu tutamayacağımız telefonu. Sonuçta arkasında büyük bir mekanizma var. Onunla da alışacağız. Oyun için değer. Bu arada 12'ye kadar düştü. Düşmeye de devam ediyor. Şöyle RGB'leri yakından göstereyim. Ürün kalite olarak gerçekten iyi dostlar. Boş bir plastiğe benzemiyor. Belki de metaldir. Bilmiyorum. Deneyimlemedim. Ben şimdilik beğendim. Bunu da dışarıda göreceğiz. Artık dışarıda test edeceğiz. Siz bir saniye sonra göreceksiniz. Ben biraz zaman geçtikten sonra müsait olduğumda dışarı çıkacağım. Ürünü takılı bir şekilde Pokemon Go oynayarak test edeceğiz dostlar. Dediğim gibi bir tuş var. Bir tuşla açıp bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Eksik kalan bir şey olursa da, bu arada derecesi düşüp geri çıktı. Eksik kalan bir şey olursa da sizlere bunu aktarmaya çalışırım. Eksik olan şeyleri yorumla zaten konuşuruz. Merak ettiğiniz şey varsa da ürünle ilgili bunları da söylerseniz sevinirim. Bu arada hiçbir hava çıkışı falan yok kenarlardan. Onları test ediyorum. Umarım düşürmüştür. Ben videoyu kapattıktan sonra da bir telefonun altına bakacağım soğutmuş mu diye. Dışarıda görüşürüz dostlar. Takip edin ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Merhabalar dostlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ne yaptık? Ben powerbank'i cebime koydum. Bir tane de kablo. O kendi içinden çıkan kabloyu da taktım. Kablo da bayağı uzun. Uzun olması çok iyi bu arada. Bu kabloyu muhtemelen sadece bu ürün için kullanırım. Çünkü ince bir kabloya benziyor. Benim telefonumun kablosu yüksek, bir de 120 watt desteklediği için sanırım onu desteklemez. O yüzden kendi kablosunu kullandım. Ürünü arkaya taktım. Tabii ki ilgi izlenimi olarak şöyle bir şey fark ediyorsunuz. Bu ürün aslında telefonu yan kullanmaya yönelik bir ürün. Ürün gibi benziyor. Çünkü tam ortada durduğu için dik konumda kullanmak biraz konforsuz. İlk izlenimin en azından bu şekilde. Şimdilik çok da rahatsız etmiyor. Böyle biraz farklı bir teknikle tuttum. Şimdi tamamen arkadan kavradığınız zaman pervaneyi kapatmış oluyorsunuz. Dik konumda kullandığınız için. Ama ben şimdi böyle parmağımı destekleyerek bu şekilde tuttum. Çok da rahatsız etmiyor. Yan oynamada daha rahat edeceğini düşünüyorum. Şu an derecesine bakıyorum. 15 derece yazıyor arkasında. Ve takalı yaklaşık 1 dakika falan oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu hızlı şarj kısmına değil, normal şarj kısmına taktım. O yüzden çok hızlı çalışmıyor olabilir. Ve bunu deneyimleyeceğim ama üzerinde 5 watt yazıyordu. Şu an 5 watt çekiyor olması lazım. Birazdan uygun bir yerde de powerbank'ten bunu kontrol edeceğim. Gerçekten 5 watt mı çekiyor diye. 9 watt yaparsak daha sıkıntılar olur mu ya da zarar verir miyiz bilmiyorum. Yani bunda bir koruma desteği olup olmadığını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şu an devam ediyorum. Bu arada güneşli. Gerçekten havada aşırı sıcak. Yani tam test edilecek, tam denenecek yer şu an. Tekrardan şöyle bir bakıyorum. Halen 15 dereceyi gösteriyor cihazın üzerindeki termometre. Cebimdeki powerbank'i çıkartıp benim powerbank'in üzerinde kaç watt çektiği yazıyor. Ona da bakmak istiyorum. Şöyle. Evet, şu an ekranı kapalı cihazın. Normalde açık oluyordu şarj çektiğinde. Acaba çok az bir şey çektiği için mi kapalı konumda? Bilmiyorum. Normalde şarj esnasında üzerindeki sayılar açık oluyordu. Şöyle bir tuşuna da bir daha basayım.
Şu an size durumları anlatmaya çalışıyorum. Ellerim kollarım dolu. Bir yanda powerbank, bir yanda şey. Evet, 5 watt 30 amper yazıyor dostlar. 3 amper pardon. 5 watt 3 amper yazıyor. 5 watt 3 amper çekiyor şu an bu cihaz. Ve güneşin altındayız. Derece 16'ya yükseldi. Oyundaki 2.40, yani 3. dakikalardayız ve ufaktan ısınmaya başladığını ben telefonun alttan üstten hissediyorum. Bakalım cihaz bunu nasıl destekleyecek. Cihaz en azından oyunun kasmasını engellese bile bana yeterli. Şimdi oyuna geçelim. Bu kadar ürün tanıtımı yeter. Ne yaptık dostlar? Evet, bugün efsane Pokemon gelecekti ama tabii ki biz onun akınına giremedik. Ryzen'ın akımına giremedik. Çünkü bu Pokemon'un geleceğini söylemiştim ama Pokemon dostlar maalesef yakın akım biletiyle geliniyor sadece. Ben işten yeni çıktım ve şu an yaşadığım şehirde maalesef kalabalık bir kitle olmadığı için, oynayan çok az kitle olduğu için zaten bizim bunu yenme ihtimalimiz yok. Bütün tanıdığım burada oynayan olanları bir araya getirsek biz bunun akınına giremeyiz. Yani yetmez diye düşünüyorum. O yüzden hiç uğraşmadım. Oysa ki uzak akım bileti de bayağı almıştım. Ondan da bahsedeyim. Bugünlerde gerçekten çok güzel destekler geliyor. Onun için ayrıyeten de teşekkür ederim. Bağışlar geliyor, süper teşekkürler geliyor. Açıkçası biletleri de bu parayı da oradan aldım. Onun dışında da hazır burası açılmışken şu en üstteki Pokemon'dan bahsedeyim dostlar. Ben bu Pokemon'u alacağım. Çünkü bu bir efsanevi Pokemon ve efsane Pokemon'ları seviyorum. O yüzden alacağım. Çelebi diye okunan Pokemon. Bunun normalde yeşil renklisi bizde zaten var. Ama bu pembesi. Bunun shiny'si pembe oluyor dostlar. O yüzden bu Pokemon'u alacağım. Almayı düşünüyorum. Ben bunun biletini aldım. Biraz indirimim vardı. Uygulama üzere alışveriş yaptığım için indirim vardı. Yaklaşık bir 30 lira yakın bir indirim de yaptım. Yine çok yüksek. Yani efsane Pokemon seviyorsanız alın derim ama onun dışında almanıza değecek bir Pokemon değil. Sadece efsane Pokemon aslında para olarak da bazı satış platformlarında fiyatları gerçekten bunların çok yüksek. Eğer böyle bir koleksiyonunuz varsa ki bende var, mutlaka alın derim. Bunun biletini o yüzden aldım dostlar. Normalinde şöyle göstereyim. Normale daha yeşil renklerde. Şöyle bunu da almıştık. Dediğim gibi aldığım günden beri bir kere kullanmadım açıkçası. Ama eğer böyle bir koleksiyon yapıyorsanız kendinize alın derim. Şimdi tekrar dönecek olursak burada görevlerimiz var. Tabii bir tanesini ben bitiremedim. Çünkü elit akına katılma ihtimalim şu an yok. Elit bir elit akın kazanın diyor. Buna kazanma ihtimalim yok. O yüzden hiç denemedim. Şuradaki özellikleri de şunları da alacağım dostlar. Telefonun bu arada kastığını hissediyorum ufak da olsa. Bir de 88 Pokemon yakalayacaktık. Burada araştırma görevlerimiz vardı 8. yıla özel. Bunları yapacağız. Bir de burada da şu an aldığımız biletin, son aldığım biletin görevleri var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var şu görevde de. Benim bir tane Pokemon'um eksik. Bunu belki sizlerden birinden rica ederim. Belki bulurum, bulmaya çalışırım. Bilmiyorum ama çıkacağını sanmıyorum karşıma. Şöyle göstereyim dostlar. Benim şu kupada burada mıydı? Evet, şu Pokemon'um eksik. Belki sizlerden birinden rica ederim. Bir şekilde temin ederiz. Çünkü Pokemon olmadan maalesef Çelebi'yi alamazsınız. Bu arada telefonun evet ısındığını hissediyorum. Telefon ısındı. 6. dakikadayız ama telefon kasmadı. Ama telefonun ısındığını elimde hissediyorum. Açıkçası. Telefonun daha tam o raddede kastığını görmüyorum. Şu 88 Pokemon'u bir hayırlısıyla yakalayalım. Tabii ben birçok kısmını yakaladım ama videoyu çok daha uzatmamak adına hani istediğiniz kadar cihaz takın. Soğutma cihazı İskenderun maalesef yanıyor. O yüzden çok da güvenmiyorum. Bu arada 15 derecede sabit kaldı cihaz. Merak ettiğim şey soğutuyor mu soğutmuyor mu? Onları ben uzun kullanım testi yapacağım. Bu cihazı bir yalnız çalıştıracağım. Gerçekten arkasının soğutup soğutmadığını o şekilde test edeceğim dostlar. Bilginiz olsun. Şu an ne desem boş. Cihazın çalışıp çalışmadığını sadece telefonun şu ana kadar kasmadığından anlamaya çalışıyorum.
Tabii şu an akşam saatleri, akşam saat 5. Onun da bir etkisi var. İster istemez hava biraz duruldu ama İskenderun'u bilen biri ya da şu an burada yaşayan biri benim ne demek istediğimi anlıyordur. İnanılmaz sıcak bu saate rağmen. İnanılmaz sıcak durumda. Şu Pokemon'ları yakalayalım. Bu 8. yıl dönüm görevlerini bitireyim. Diğer görev için ise, şu biletle aldığımız görev için ise düşüneceğiz. Bir Pokemon'um eksik dediğim gibi. O Pokemon'un da şu an çıkacağını düşünmüyorum. Daha önce karşılaştığımı da düşünüyorum bu arada. O Pokemon'la daha önce karşılaştım fakat almamıştım diye düşünüyorum. O Pokemon'u belki takasla, yakın çevremde oynayan biri varsa alabilirim. Çünkü Çelebi'yi her türlü almam lazım. Onun dışında dostlar, top atışımın ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Çünkü telefonun arkasında kocaman bir kütle oldu. Tabii ki konforsuz. Top atışını iyi, sağlam bir şekilde engelliyor. Bu şekilde bir yere de koyamazsınız bu telefonu. Çünkü arkasında ciddi bir kitle var. Böyle bir eksileri var ama dışarıda şimdiye kadar 8. dakikadayız ve oyunun sizde kasmadığını görüyorsunuz. Ne demek istediğimi bir önceki videolara dönüp bakarsanız gerçekten telefonun bu seviyelerde çok kastığını görürdünüz. Yani 5 dakika kuralını aştı çünkü ortalama 4-5 dakikada benim telefon artık kullanılmaz hale, görüntüler tamamen donmaya başlıyordu. Şu an videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu an herhangi bir donma kasma yok oyunda. Derecesini arttırmak istemiyorum. Hızını arttırmak istemiyorum. Şimdilik bu seviyelerde kalsın. Şöyle tütsümüzü de aktif edelim. Pokemon'ları bitirene kadar. Sizi de çok tutmayacağım dostlar. Dediğim gibi bu görevi yapacağım ama platini bitirmem lazım. Platin Johto mu diye okunuyor herhalde. Johto diye okunuyor. Görevi bitirmem lazım. Onun için de o Pokemon'a, bir tane Pokemon'a ihtiyacım var. Şöyle yapalım. Pokemon'lar çıkmıyorken ben buradan görevdeki Pokemon'ları alayım. O şekilde görevi tamamlamış oluruz. Dediğim gibi 8. yılına geçti oyun. Acısıyla tatlısıyla 8. yılında biz 3 yıldır sanırım içerik üretiyoruz. 2 ya da 3 olması lazım. 2 çoktan bitti. 3 olması lazım. 3 yıldır içerik üretiyoruz. Evet, bu arada zaman geçtikçe telefonu tutmak gerçekten konforsuzlaşıyor. Yan bir oyun oynasaydım böyle bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Yan taraflarda ciddi boşluklar var. Ama özellikle alt ve üst tarafta, orta kısmı tutmaya ihtiyacınız olduğu yerde şey yok. Hiç tutacak alan yok telefonu. Bir de az önce de bahsettiğim gibi biraz ağır bir ürün. Tabii verilere bakarsanız böyle şey değil ama yine de telefonu ciddi bir ağırlık sağlıyor. Ayrıyeten bir kablo var üzerimde. İyice zorlaşmaya başladı bu iş. Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben. Bilmiyorum ne kadar kullanıyorsunuz. Bana sürekli iPad mini öneriyorlar. Ama kağıt üzerindeki verilere baktığımda da iPad mini'nin çok böyle sanki performanslı olmayacağını gördüm. Yine de hiç Apple ya da kullanmadığım için bilmiyorum ama hani bu tarz oyunlar için, hani bu telefonu şey olarak kullan, işte bu telefonu sadece internet verici olarak kullanıp bütün çekimleri tabletten yapmam birkaç kişiden önerilmişti. Şimdi denenecek bir şey de değil. Sonuçta pahalı bir ürün. Yani istediğimizde de alınabilecek bir ürün olmadığı için dostlar, hani bunu deneyen biri varsa, evet ben tablet kullanıyorum. İşte Apple'ın küçük tabletini kullan. Büyüğü zaten kullanma ihtimalim yok. Alma ihtimalim hiç yok. Hani o ürünü kullanıyorum, gerçekten sana faydası olur derseniz değerlendirmek istiyorum o ürünü de. Hani bu telefonu şey olarak kullanıp internet sadece bundan, telefondan kullanıp kayıtlarımı oradan almayı düşünüyorum. Düşünüyorum derken sadece aklımdan geçirdim. Öyle bir şeyleri yapmak kolay değil. Bu arada bu şapkalı Pokemon ilk defa çıkıyor diye düşünüyorum. Daha önce bu versiyonunu gördüğümü hatırlamıyorum. Evet, telefonun alt ve üstü bence baya ısındı. Ama kasmadı. Ben elimle tuttuğum yerlerin ısındığını hissediyorum. Bu arada kılıfsız kullanıyoruz telefonu. Bu aparatı takabilmek için. Normalde kılıf da oluyor üzerinde. Belki kılıf da ekstra, çok ince bir kılıf kullanıyorum ama kılıf da belki ekstra bir sıcaklık veriyordur. Onun da etkisi var mıdır diye düşünüyorum ama tam 12 dakika oldu. Ben
Yaza girdiğimizden beri 12 dakikalık video çektiğimi hatırlamıyorum. 5. 6. dakikada telefon perte çıkıyordu dostlar. Hava çok sıcak. Evet, bu Pokemon'un da olduğunu hatırlamıyorum. Şapkalı versiyonun. Telefona da hak veriyorum. Biz dayanamıyoruz. Hava gerçekten çok sıcak. Evet dostlar. Videonun az çok sonuna gelmeye başladık. Tekrardan bana bu ürünü öneren takipçime çok teşekkür ediyorum. İyi insanlar halen var dedirtiyor. Çünkü hani paylaşmaya da bilirdi, uğraşmaya da bilirdi. Telefonun sadece ısındığını söyledim birkaç videoda ve hani oralara dikkate alıp benim için öneri sunduğu için tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Buradan da umarım teşekkürlerimi kabul eder. Evet, diğer görevler de bitiyor. Şunu da alalım. Bu kalanların hepsi özel görevler dostlar. Ustalık araştırması görevleri zaten uzun sürüyor. Bunlardan birinde top geliyordu. Birinde yine bir şey geliyordu. Adını unuttum Pokemon'un. Yine bir Shiny Pokemon alacaktık ama adını unuttum. Hatırlayanlar yazsın. Ve en son Celebi'yi de alacağımız bu. Bunların hepsi duracak. Bunların hepsini ufak ufak yapacağız. Bugünlerde çok vaktim gerçekten olmuyor dostlar. Şimdi şöyle bir şey arıyorum. Bir yansıyan bir yer varsa telefonu arkadan göstermek istiyorum size. Şöyle bir cam şey bulursam. İleride bir bankanın camı var. İçerisi de görünmüyor sanırım. Oradan böyle telefonun arkasını size göstermeye çalışacağım. Öyle videoya son vereceğim. Hani nasıl göründüğünü de görmeniz adına. Ardından videoyu sonlandıracağım. Zaten size gereken şeyleri söyledim. Video ile ilgili. Evet. Ben ufak bir kasma olduğunu şu an görüyorum. 14. dakikada yaklaşık 3 katına çıktı dostlar. Çok ufak bir kasma olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Tabii ki ağır bir kasma değil. Çok ufak bir kasma olduğunu siz de görmüşsünüzdür. Şu biletten tekrar bahsetmek istiyorum. Ödülleri para vermeye değecek kadar değil. Sadece Pokemon ve Pokemon'u bazı sitelerde bu efsane ve shiny olan Pokemon'lara örnek veriyorum Mivi. Bazı sitelerde gerçekten fiyatlarının yüksek fiyatlarda da böyle değerli olduğunu gördüğüm için bunları da ekstra biriktirmek istiyorum dostlar. Sizlerin de böyle bir amacı varsa bu tarz Pokemon'ları kaçırmayın. Bunlar oyuna bir ya da iki kere gelir maksimum ve kaçırdınız mı gider. Sonra takas etmekle uğraşırsınız ve efsane Pokemon'ları takası zaten zordur. Ara ara da böyle duruyorum çünkü döndürüp telefonu arkadan dereceye bakıyorum. 16 derecede bu arada. Ve güneşin bağrındayız. Gerçekten üstüne telefonun güneş vuruyor dostlar. Ve o şekilde deniyorum. Umarım sizlere biraz olsa faydası olur. Sevgi gibi paylaşıyoruz bunu da. Paylaştıkça çoğalıyor. Ben size öneriyorum. İşte arkadaş bana önerdi. Bu şekilde ihtiyacı olan arkadaşlara da ulaşmış oldu. Benim evet çok ciddi bir problemimdi bu. Çünkü ben gerçekten dışarıda video çekemez hale gelmiştim. O yüzden benim ciddi problemimi çözdüğü için de ona bir daha doyamıyorum. Bir daha bir daha teşekkür etmek zorundayım. Ve yakında da çok güzel bir sürprizi var. Az önce bahsettim. Diğer videolarda muhtemelen bundan sonraki ya da bundan bir sonraki video olabilir. O arkadaşın sürprizini de size göstereceğim. Beni çok mutlu eden bir şey. Umarım sizi de mutlu eder. Umarım sizin karşınıza da böyle güzel insanlar çıkar. Şimdi kendime ismini söylemeyin bir market buldum. Ya da ona benzer bir şey. Evet, buradan sanırım gösterebilirim. Evet, buradan şöyle Pokemon çağır butonundan. Tam gösterecekken yanımda inşaat başladı. Çok ciddi ses var. O yüzden buradan kaçtım. Daha farklı bir yerden göstermeye çalışacağım. Bulamazsam da hakkınızı helal edin. Şöyle arka taraftan telefonu göstermek istedim ama nasıl görüldüğünü sanırım gösteremeyeceğim. Evet, burada bir apartmanın girişinden hemen gösterebilirim. Dayak yemeden hemen kaçarım buradan. Şöyle göstereyim dostlar. Telefon şöyle görünüyor. Arkasında cihazla. Umarım net bir görüntü almışsınızdır. Şöyle bunu da göstermek istedim. Kendinize iyi bakın dostlar. Like'larınızı bekliyorum bu videoya. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Ürünle ilgili de merak ettiklerinizi sorarsanız hepsini cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.